ve Adnan'la bahçede konuştuklarının VTR'si geldi. Ne demişim? İşte ben orada öyle dedim Cansel ama biz işte o kadar görüşmedik aslında. Biraz daha görüştük. Bilmem ne. Yani kıvırmışsın bildiğin burada. Kıvırmadım. Sonra sadece ben onun evine gittim. O benim evime geldi. Evet. Hani evine falan gelme gitme yoktu. Görüşme şeyiyle. Bir amaçla. Tam da burada yalan söyledin. Sevgili değil, hayır yalan değil. Sadece yalan söyledin, görüntü geldi diyorum. Peki ben 5 kere görüşmüşüm, 10 kere görüşmüşüm. Ne manası var ki eğer önemli hiçbir olan, his yoksa? Önemli olan onunla görüşmen değil benim için. İşte bunu kafana sokmuyorsun sen. Önemli olan senin bana küçük de olsa yalan söylemen. Ve bana bu konuyla ilgili 3. kere yalan söylüyorsun. Ben sana yalan söyledim. Görüştük, görüşmedik. Hoşlandık yazmışsın. Kağıt üzerinde evlilik diyorsun. Neyin yalan atıyorsun? Bu kadar çekindiğin ne var? Bir sakin ol. Bu kadar çekindiğin ne var senin? Tamam, sakin söyle. Ol, sakin ol, tamam. Ben bak, sakinim yani. Neyin hangi 3. yalanı? İlk yalanın ne? Kağıt üzerinde bir evlilik dedim. Kağıt üzerinde bir evlilik bu yalan değil. Kağıt üzerinde bir evlilik. 2. yalanım ne? Hiçbir şey hissetmedik dedin, hoşlanmışsın, görüşmedik hayır, dedik, görüşmüşsün. Hayır, hoşlanmıyorum. Hayır, hiçbir şey de hissetmiyorum. 3. yalan ne? Sen niye öyle görüşme yazdın mi o zaman? Cansel niye yazdığımı da açıkladım. O sıra kitabımı yazıyorum, okay? O sıra onu ben yazarsam hala evliyiz. Hükümet zaten her şeye bakıyor, her şeyi görüyor. Canım NSA, benim sana bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, NSA dinledim diye bir ya şey hala var. Hala kıvırıyorsun. De ki böyle böyle oldu. De tamam de. Cansel, ben sana zaten hayır öyle bir şey olamaz demem Eser. Bana yalan söylüyorsun. Ben ya, sana niye bu yalan bir evlilik yani zaten? Demiyorum. Sana yalan söylemiyorum. Sen zaten evliliği önemsemediğini biliyorum. Senin için bir imzadan ibaret olabilir evlilik ama benim için öyle değil. Anladın mı? Benim için imzadan ibaret değil. O yüzden bu konuyla ilgili benim ciddiye aldığım şeyle ilgili bana yalan söyleme. Sana yalan bana söylemiyorum. Bana yalan söyledin, kıvırdın. Indir, lütfen. İndirmiyorum. Bak, hayır Cansel bak lütfen. İndirmiyorum. Doğru düzgün konuş. Ben seninle doğru düzgün tamam, konuşuyorum. Doğru düzgün. Ama kıvırdığın için ben tahammül edemiyorum. Kıvırmak tek diye bir nedeni şey yok. Bu. Bak sen bana diyorsun ki yok işte görüşmüşsün şimdi görüşmüşsün. Bak. Sen orada herkes gördü. Neyi gördü? İzleyici neyi herkes ben gördü. Senin burada farklı, kere, orada ha farklı 20, konuştu. Ha 20 kere görüşmüşüm, bak, ha 5 kere görüşmüşüm. Bana görüşmedik eğer dedin, sonra görüşmeye çıktın. Sonra burada his, bana söylememişsin, orada yoksa söyledin. Daha çok görüştük, okay, evine gittim diye. Evime geldi dedin. Anladın mı? Üzerindeki dövmeleri de herhalde üzerinde tişört varken göremez. Burada seninle konuşurken farklı bir şey deyip sonra izlediğinde farklı bir şey söyledin mi? Hiç benim sana bir VTR'm geldi mi yanlış yaptığım bir şey? Hiç gelmedi. Ben, niye biliyor musun? Hep ben mi sana yanlış yapıyorum? Evet hep sen yapıyorsun. Hep ben yapıyorum. Hep sen yapıyorsun. Hep, evet, ben doldum. Doldum ben. Doldum artık. Ben hep ben evet, mi sana hata yapıyorsun? Hep ben mi şey yapıyorum sana? Are you serious? Really? Eskilerden mi geliyorsun bana şu anda? Yok işte bilmem ne falan, eski mevzuları açıyorsun seni şimdi bu şeyden. Seni hep ben idare ediyorum. Sen beni idare ediyorsun. Aynen öyle, ben seni idare ediyorum. İdare, sen beni idare etmeye mi çalışıyorsun? Ne yani, what is this? Bak anladığın şeye idare bak, mi? İdare etmek, yani ben çekip çeviriyorum anladın mı? Ben neyi toparlıyorum, ben idare Allah ediyorum. Allah aşkına hep senin çekip bir şeyin geliyor bana ya. Neyi, ben sana eğer ne bak, yapmışım? Eğer bak ben sana bir soru sorduysam bana düz, net, %100 cevap ver. Sonradan bana daha fazlasını veya eksini öğrenmek istemiyorum. Fazlasını anladın eksi mı? Benim yok. Sana bu kadar tepki bu veriyorum ki bir daha bunu yapma diye. Ama kabul neyi etmiyorsun. Ya ne hatanı kabul et tamam mı? De ki neyin ben hatası? Eser, neyin bak, ne hatası? Konuşturursan bak eskiden söyleyeceğim. Sen konuşuyorsun ya bir zaten konuşturursan söyleyeceğim. Konuşturmuyorsun ki. Konuşacaksın sen dinliyorum. Diyorum ki bana burada %100 açıklamadın ama arkadaşlarınla konuştuğun zaman %100 anlatıyorsun neyi daha fazlasını. Orada Cansel'e söylemedim kırılmasın. Ben sana dedim ki burada bak ben kırılmam, ben gücelmem. Bana sorduğum sorunun net cevabını ver dedim. Çünkü benim takıldığım şey senin geçmişin değil, onlara senin bana yalan söyleyip söylememen. Ve sen buna rağmen yani kalktın orada başka bir şey anlattın. Onlara aynı şeyi anlattım. Sana ne anlattıysam aynı şeyi anlattım. Okay? 2-3 detay onlara fazla anlatmış olabilirim. Senin bunları bilmene gerek yok. Ne gerek var? Gerek şimdi yok. Ben hayır gerek yok. Ben onunla ne yaşamışım bilmem ne. Onlara ne gerek var? Şimdi ben gerçekten evli olsaydım kız bile. Üzerinde. Ben gerçekten sevmiş olsaydım bile. Ben gerçekten evet beraber yaşamış bir evlilik, mutlu bir evlilik olmuş olsa bile. Hı. Sen bunun detayına kadar bilmek istiyor musun her şeyini? Hı.
bak. Bu nasıl sana yardımcı olacak? Eğer ki ben severek evlendim, sadece kağıt üzerinde bir evlilikteydi deseydin umurumda olmaz ne ayrıntı yaşadın. Ama sen kağıt üzerinde deyip de sonradan farklı kağıt şeyler çıktığı için ben sana soru ne farklı sordum. Çıkmış? Ne farklı çıkmış? Kağıt üzerinde neyi farklı çıkmış? Ne fark eder diyorsun ya, yalan söyleyip söylememem bana. Sana yalan söylemedim. Yalan söyledin. Sana, bu, yalan değil bu. Eser. Eğer sana kağıt üzerinde deseydim orada Emre'ye evet ben aslında bu kıza gerçekten aşığım ağzın desem. Ağzın kağıt üzerinde bu, diyor ama tamam. Davranışların başka şeyi gösteriyor. Hangi davranışlarım çünkü ya? Çünkü bir farklı konuşuyorsun. Ne davranışlarım ne? Yani hangi davranışlarım farklı ya, gösteriyor? Senin zaten hatanı kabul etmeyen, ondan sonra hiçbir zaman atlanamayan bir insan olmadığını biliyorum ben, tamam mı? O yüzden seninle bu konuyu konuşmayacağım. Neyin hatası? Ben de, sen bende hata arıyorsun. Bak beni konuşturmuyorsun tamam ya, sus. Hayır sen zaten bak, you've been talking. Bütün zaman sen konuşuyorsun zaten. Çünkü sen inkar ediyorsun neyi sadece. Neyi inkar ediyorum? Gerçek olan, ben biliyorum. Neyi inkar ediyorsun ki boşuna yani? Neyi inkar edeyim? İnkar etme, kabul et. Bu kadar zor değil. Bundan kavga etmeyebilirdik eğer dürüst olsaydım bu konuda. Anladın mı? Neyden dürüst? Beni kaybetmekten tamam. Korktuğun için mi öyle bir şey yaptın? Asıl beni şimdi kaybetmekten kork. Çünkü bana yalan söyledin. Sana yalan söylemedim. Sen yalan söylüyormuş gibi hissedebilirsin. But there's nothing like that. Ben sana yalan söylemedim. Ben sana 2-3 detayı anlatmadım diye... Bunu mu getiriyorsun işe? Buradan bunu yapma, ben böyle şeymiyor bilmem ne falan... Are you serious? Ben de bu şeyleri sevmiyorum. Ben de bu şeyi böyle büyütmeni sevmiyorum. Sevmiyorsan gidersin. Sevmiyorsan gidersin. Sevmiyorsan gidersin. Wow. Öyle mi? Öyle. Gitmemi mi istiyorsun? Sen istiyorsan. Gideyim mi? Ben sana git derim. Gideyim mi? Sevmiyorsan gidersin dedim. Sevmiyorum. Gideyim mi? Gitmemi istiyor musun? Gitmemi istiyor musun? Benim git dememle mi gideceksin? Kalmamı istemiyorsan giderim. Onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum diyorsun. Ben bunu de diyorum ki eğer sevmiyorsan gidebilirsin. Tamam gidebilirsin, gidebilirsin bu hareket. Gidebilirsin, bu ne demek? Bu hareketlerinden hoşlanmıyorsan. Gidebilirsin ne demek? Ben şu an kalkıp gitsem... ...beni durdurmayacak mısın? Hayır. Gitme demeyecek misin? Demeyeceğim. Çünkü ben senin yanından defalarca kalktım burada ve bana olma, hiç gitme demedim. Burada olmamı, senin yanında olmamı istiyor musun? Bana yalan söylersen istemiyorum. Bana dürüst sana olursan istiyorum. Sana dürüst oluyorum ve hala gidebilirsin diyorsun bana. Sevmiyorum yemin bu hareketlerini ediyorum, diyorsun. Yemin sana taviz vermeyeceğim artık. Seni sevmesem, sana herhangi bir ne bileyim yalan bir şey olsaydı ya da herhangi bir haksız noktam olsaydı... I swear I would have walked out of here right now. Konuşuyorsun ya gene damatlar evine gittiğinde farklı bir şey ya da üstüne artı koyacak bir şey konuşacakmışsın da tekrar o görüntüler bana gelecekmiş gibime geliyor şu an. O yüzden inanmıyorum sana şu an. Ben sana eğer burada bir iki detayı eksik anlattıysam, o önemsiz detayları eksik anlattıysam... Benim için, çünkü gereği yok. Benim için yok, önemsiz değil. Yok. Benim için önemli olabilir. Senin için önemsiz diye bana anlatmayacak mısın? Önemsiz benim için önemsiz benim çünkü. Benim önemseme ihtimalimi düşünmüyor musun? Çünkü benim musun? İçin önemsiz olan şeyi sen niye önemsiyorsun? Senin için önemli, benim için önemli olabilir benim eser o ayrıntı belki. Benim için bu insanın hiçbir önemi yok. Sen bunu niye önemsiyorsun? Çünkü lafının arkasında durmanı istiyorum. Tek kağıt lafımın üzerine dediysen arkasındayım eğer, laflarınla da onları tasvipleyeceksin. Benim canımı sıkmaya başlıyorsun bak. Benim hakikaten canımı sıkmaya başlıyorsun. Kağıt üzerine diyorum. Öyle mi? Tamam mı? Canını mı sıkıyorum? Yes. Gidebilirsin o zaman. Gidiyorum. Gidiyorum, tamam mı? Eğer beni şu kadar seviyorsan, şu kadarcık seviyorsan, şu kadarcık saygın varsa madem ve bana şu kadarcık inanıyorsan, şu kadar, şu kadar, you know what? Gidiyorum. Cansel. Eğer beni madem şu kadar seviyorsan, kalktın, dur, Cansel. Gururunu, kuyruğunu Cansel, indir, dur. Cansel, bir şey söyleyeceğim. Cansel. 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 Ya. Ne bu fevrilik böyle ya? Allah'ın aşkına ne bu fevrilik? Eser. Eser. Yok. Kardeşim bize yapıyorsun ama bak ayıp. Yok. Gel yanımıza gel. Yok hiçbir ne dürüstlüğe saygısı var
ne, tamam, ne şu an bana kalk git diyor. Bana kalk git diyor. Tamam bizim evimiz ha, burası Eser. Burada işim yok. Burası bizim evimiz Eser. Bu doğru bir şey değil. Gel beraber konuşalım. Gel soda açayım, limon yapalım. Yine şu an onunla tamam, aynı onu ortamda bulunmak istedim. Onu konuşmayacağız. Gel şey farklı ortamdasın. Gel Eser, bir şey soracağım. Bakar mısın bir? Eser. Ne olur sen yeter ki sen.